Evet değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Her hafta olduğu gibi yine çarşamba günleri saat 8'i gösterdiği anda bizler huzurlarınızdayız, ekranlarınızdayız, evlerimize misafiriz. Konuklarımızla birlikte sizlere misafir oluyoruz. Onlarla birlikte sizlerle dolu dolu bir 45 dakikalık bir zaman geçirmenin çabası içerisinde oluyoruz. Bugün de yine değerli bir konuğumuz var. Kendisi eğitimci, kendisi yazar. 2 yıl önce yaptığı bir kitabın ikinci baskısını bile yaptı. Aynı zamanda öğretmen evi müdürümüz Aziz Özbilgiç. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bizler sizi çok iyi tanıyoruz, yakından tanıyoruz ama dostlarımız da sizleri biraz tanısınlar. Evet. Buyurun. Ben Deniz Aziz Özbilgiç. Adıyaman Koysa'yı doğumluyum. 66 doğumluyum. Fakir bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldim. Tabii biraz coğrafyada fakir olunca yatılı okulu okumak zorunda kaldım. İlk öğretim ve orta öğretimin birçok kademesinde görev aldım. Şu anda da öğretmen evi müdürü olarak görev yapmaktayım. Bizi programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size ve mezun ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak gerçekten güzel bir duygu. Çünkü biz yakın tarihlerde bir fuar yaşadık. Adıyaman'ın ulusal boyutta bir fuar serüveni yaşandı. Biz de o vesilesiyle aslında biraz daha yakından tanımış olduk. Böyle tanıyorduk birbirini. Bu vesileyle sizlerle biraz daha yakından tanıdık. Kitaplarımızı inceledik. Söyleşi yaptık özelde de olsa. Dolayısıyla sizi biraz daha yakından tanımış olduk. Hem kitabınızı yakından tanımış olduk, okumanın da ötesinde kitabın özellikle öğrencilere yönelik olması çok kayda değer bir şey. Çünkü biz yazıyoruz, çoğu zaman kitaplarımız şaraflarda kalıyor ya da eşe dosta dağıtmak durumunda kalan dostlarımız da oluyor ama sizinki öyle değil. Çünkü sizinki biraz da eğitim yönü ağır basıyor. Öğrencilerimize yönelik bir kitap olduğu için öğrencilerimiz çok rahatlıkla okuyabiliyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de sizlere öğrencilerine tavsiye edebiliyorlar. O anlamda kitabımız şanslı, siz şanslısınız. Bizler de şanslıyız ki sizin gibi değerli bir üstadımız, değerli bir hocamız bizlere bir kitap kazandırmış oldular. Fuar gerçekten benim açımdan baktığım zaman hiç de fena bir şey değildi. Fuar güzel geçti. En azından okuyucu, öğrencilerimiz kitapla buluştular, kitap kokusu aldılar, yazarlarla kısa sürede tanışmış oldular, yazarlarımızla hasbihal etmiş oldular. Biz bu fuar meselesini önce biraz değinelim, ondan sonra sizin kitabınıza özelde konuşalım diyorum. Size fuar nasıl geçti? Ben öncelikle fuarı tertipleyen Adıyaman Belediye'mize gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızın bu fuara çok ciddi anlamda ihtiyacı vardı. Zamanlama çok güzeldi. Tabii sağ olsunlar biz de davet ettiler. Adıyamanlı yazarlar olarak bizler de katıldık. Orada ben şunu gördüm. Belediyemizin çok güzel bir organizasyonu vardı. Gönül arzu ederdi ki şehir merkezinde olsun. Belki şehir merkezinde uygun yer bulunmamış olabilir. Fuar merkezi güzeldi. Güzel bir organizasyon vardı. Çok sayıda yayın evi katılmıştı, çok sayıda hatırı sayılır yazarlar katıldı. Onlarla tanışma imkanı bulduk. Gençlerimizle, okurlarımızla tanışma imkanı bulduk. Ben 3-4 gün bir fuarda kaldım. Orada değerli dostlarımız ziyarette bulundular. Kitabımızı imzaladık. Kitap hakkında az da olsa kendilerine söyleşilerde bulunduk. Genç okurlarımız özellikle benim dikkatimi çekti. Onların benim kitabımı tercih etmeleri, almaları çok ziyadesiyle beni memnun etti. Evet. Takdir edersiniz ki genç, şu anda Z kuşağı dediğimiz gençler çok fazla kitap okumuyor. Daha çok teknolojiyle ilgileniyorlar. Evet. Gençlerimizin kitabıma olan ilgisi beni ziyadesiyle memnun etti. Ben buradan bütün öğrencilerimize, gençlerimize, standımızı ziyaret ederek kitabımı alıp okuyan okurlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. O zaman kitaba dönelim. Kitabımızda neler var? Evet. Buyurun.
Şimdi Kırlangıç Yuvası adlı kitabım 2021 Ekim'inde Beyan Yayınlar tarafından basıldı. Evet. Tabii kitabın basılmasından önce uzunca bir süreç yaşadık. Malumunuz dünyayı çok ciddi anlamda tehdit eden pandemi süreci yaşandı. Evet. Bazen krizleri tabii fırsata çevirmek gerekir. Ben de kanımca krizi biraz fırsata çevirdim. Hı hı. Evlerimize çekildik. Tabii benim görev yaptığım alan konaklama olunca zaman zaman göreve de gitmek zorunda kaldık. Ama neticede boş bir zamanımız vardı ve o zamanı değerlendirdik. Elimde bir çalışma vardı. Çalışmamızı bitirdikten sonra hatırı sayılır edebiyatçı arkadaşlarımıza imzalattırdık. Ben buradan o arkadaşlarımızın isimlerini zikretmek istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun, buyurun. Hamza Çelenk hocam, Ebu Bekir, Aytekin. Yani bu bütün dostlarımız da bu pandemi sürecini evet. fırsata çevirenlerden yani. evet. Hamza hocam da çıktı kitabı. Evet. Suat Tekin hocam, evet. Bilal Zemin hocam, İrfan Ünal, bu arkadaşlarıma Mehmet Ali Koyuncu teşekkür ediyorum. Ayrıca sürekli desteğini benden esirgemeyen, yanımda duran aileme de özel olarak teşekkür ediyorum. Evet. Kitabımız dediğimiz gibi çıktı çok şükür. Çıktıktan hemen birkaç gün sonra beni Maraş Kitap Fuarı'na davet etti yayın evi. 23-24 Ekim tarihlerinde. Ben burada biraz bir öz eleştiri yapmak zorunda kalıyorum. Maraş bu işi biraz daha aşmış. Evet. Belki yedi güzel insanın o coğrafyadan çıkmış olması, belki Maraş'ın kitap okuma kültürünün çok fazla artmış olması buna sebep olabilir. Fuarı ziyaret eden daha çok genç kuşak olduğunu görmek mutluluk vericiydi. Çok yoğun bir ilgi vardı. Adıyaman'ımızda da oldu. Umut ediyoruz inşallah bundan sonra Adıyaman'ımızda yılda bir değil belki iki kez kitap fuarı açılması inşallah Adıyaman'ımızda da kitap okuma kültürünü çok daha iyi yere getirecektir. Evet inşallah diyelim. Hocam kitabımız öykü. Evet. Yani kaç tane öykü var? Konuları neler? Şimdi kitabımda 9 tane yaşanmış öykü var. Yaşanmış öykü. Yaşanmış öyküler. Takdir edersiniz ki öykü deyince aklımıza yaşanmış gerçek ya da gerçeğe yakın kısa hikayeler. Evet. Öyle roman gibi, diğer eserler gibi içeride çok fazla karakter bulundurmayan yazıtlardır. Şimdi Anadolu'muzun çok farklı coğrafyasında yaşanmış öyküler. Bir 5 tanesinde ben kendim varım, başrol değil. Diğer 4 tanesinde de tanık olduğum, şahit olduğum, bildiğim, duyduğum öyküler. Tabii o diğer öyküleri, yani tanık olduğum öyküleri kaleme alabilmeniz için sizin eğer yaşıyorlarsa kendilerinden, yaşamıyorlarsa da ailelerinden müsaade almanız gerekiyor. Ben de iki tanesi Elazığ'taydı, iki tanesi Adıyaman'da, bir tanesi Diyarbakır'daydı. Ziyaret ettik, telefonla haberleştik, müsaade aldık, kaleme aldık. Bu arkadaşlarımıza, tabii bu dostlarımıza da kitabı hediye ettik, gönderdik. Çok mutlu olduklarını söylediler. Bu da ziyadesiyle bizi mutlu etti. Bu öyküler dediğim gibi Anadolu'nun çok farklı coğrafyalarında yaşanmış öyküler. Hı hı. Öykülerimi yazarken ben özellikle dile çok önem verdim. Çünkü dil bizim için çok çok önemli. Evet. Sade bir dil, anlaşılır bir dil, anlam bütünlüğü olan, okuyucuya mesaj verebilen, akıcı bir dil kullanmaya çalıştım. Mümkün olduğu kadar doğallıktan ödün vermemeye çalıştım. Çünkü yakın zamanda hatırlarsın Nuri Bilge Ceylan Cendere Köprüsü civarında bir belgesel çektiler. Orada çoban rolünü oynayan kişi ıslık çalmak zorunda. Rol gereği. Tabii ıslık çalmayınca Nuri Bilge Ceylan çok ciddi anlamda kızıyor ve bu video basına da şeye yansıdı kamuoyuna. Doğallıktan vazgeçmeyeceksiniz diyor. Hı hı. Ben de mümkün olduğu kadar doğal haliyle okuyucuya aktarmak istedim. Evet. Öykülerim o şekilde ve şu anda okullarda söyleşi yapıyorum. Bazı okul müdürlerimizi davet ediyorlar. Gençlerle konuşuyorum, bir araya geliyorum. Onları okumaya, yazmaya teşvik ediyorum. Hangi yaş grubuna hitap ediyor hocam genelde böyle öykülerimiz? Öykülerim daha çok 5. sınıf ve üzeri. Yani ortaokul seviyesi diyebiliyoruz buna. Ortaokul, orta öğretim, orta kesim. Liseye kadar gidiyor. Evet. Evet, çok güzel. Peki, okuyan dostlarımız mutlaka sadece çocuklar okumamıştır yani öyküleri. Bir geri dönüş oldu mu? Yani ne diyorlar kitap için? Evet. O en
çok beni mutlu eden tarafı o. Şimdi takdir edersiniz ki kitap basıldıktan sonra sizden çıkar. Artık kamuoyuna mal olur. Hal öyle olunca tabii geri dönüklerin benim için çok önem arz ettiğini burada ifade etmek isterim. Bir arkadaşım öykülerim için şöyle yazmış. Müsaadeniz olursa paylaşmak istiyorum. Buyurun buyurun. Şimdi hem bu arada kitabındaki öykülerin de isimlerini söylemiş buyurun. Bir divana Yusuf ile hüzünlendik. Çaylar başında uzun bir geceyle telaşlandık. Çığ ile ağladık. Kırlangıç yuvasıyla derin bir nefes aldık. Davulcu ile güldük. Bir sevda hikayesiyle duygulandık. Su ile gelen mucize de şükrettik. Tintin Bekir'in kamyonuyla üzüldük. Asker kasayla derin bir oh çektik. Diye bir yorum yapmış. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü kitabını okumuş, yorum yapmış ve bu geri dönüşü bana bildirmiş. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çok fazla geri dönüş oldu. Bu da ziyade... Yani isimleriyle neredeyse bir şiir yazmış sağ olsun. Evet sağ olsunlar. Evet. Bu başta söylediğiniz öykü hocam, Divane Yusuf dediğimiz, bizim bildiğimiz Yusuf mu? Yok. O başka bir Yusuf. Şimdi bir Divane Yusuf bizim bildiğimiz Mevlana Yusuf değil. He. Benim kendi köyümde yaşamış, belli bir yaşa kadar köyün divanesi olarak kalmış, köyün maskotu haline gelmiş, köye gelen bütün kurum amirlerini karşılamış, günlük tıraşını olmuş, köyün sevdalısı olmuş, köyde yaşayanların gönlüne taht kurmuş bir insan. Evet. Ve bizim yaşantımızda da derin izler bırakmış bir kişi olarak tabii onu yad ettik. Evet. Ve öyküsünü yazdık. Bu Mevlana Yusuf değil. Değil bu. Evet. Peki hocam sizdeki bu arada branşınız neydi hocam? Benim sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmeni. Ben yani, lisans tamamladım. Yani, Türkçe ya da edebiyat değil yani. Sosyal bilgiler alanında lisans tamamladım. Ama geçmedim. Sınıf öğretmeninde kalmak istedim. Evet. Peki sizdeki bu yazma merakı, yazma serüveni nasıl başladı? Ne zaman başladı? Nereye kadar gidecek? Şimdi yazmak Nuri Pakdil'in dediği gibi çok uzunca bir yolculuğa çıkmaktır. Evet. Ortaokul yıllarına katılmış olduğum bir kompozisyon yarışmasında derece yapınca yazmak işi biraz daha önem kazandı ve çok sevmeye başladım. Bugün bugündür yazıyorum. Şu anda bir yerel gazetemizde, ismini vermekte mahsur yoksa, Yaman gazetesinde yazıyorum. Adıyaman İlk Haber'de yazıyorum. Bazen diğer gazeteci arkadaşlar talep ediyorlar. Daha çok böyle güncel olaylar, eğitimle ilgili, aileyle ilgili, çocuk gelişimiyle ilgili olaylar üzerinde çalışma yapıyorum. Şimdi yazmak kaliteli bir zaman geçirmektir. Kesinlikle, evet. Yazmak için de okumak gerekir. Okumak için de dert edinmek gerekir. Ben bu öykü kitabını tamamlayana kadar birçok yazarımızın da öykülerini okudum, okumak zorunda kaldım. Sait Faik'in işte kitabını, Yaşar Kemal'in Höyük'te Bir Nar Ağacını, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu, Aziz Nesin'in, işte birçok yazarımızın kitabını okudum. Okumasanız yazamazsınız. Yazmanız için okumanız gerekiyor, evet. Okumanız için de dert edinmeniz gerekiyor. Peki bu davulcu kim davulcu? Evet, çok güzel. Ben bunu bekliyordum. Şimdi davulcu benim. Davulcu sizin. Evet, davulcu benim. Evet. Şimdi neden bu öykü diyeceksiniz? Yıl 1983. Köyden gelmişiz. Evet. Tabii şehir bizim için çok yabancı. İlk kez bırakın bir şehre gitmek, köyün dışına çıkıyoruz. Tabii ticaret meslek sesi şu anki Demokrasi Parkı'nın yerinde. O zamanlar 19 Mayıs programları böyle çok güzel geçerdi. Çok parlak olurdu böyle. Bütün okullar ve bütün okulların bandı takımları. 83'te orada evet. Öğretmen miydiniz? Yok, orada öğrenciyim. Lise 2. sınıftayım. Lise 2. sınıftayım. Her okulun bir bandı takımı var. Evet. Yalnız bir sıkıntı var bizim için. Köyden gelmişiz, utangaçız böyle. 19 Mayıs törenlerine çıktık. Ya bilmiyorum yani böyle kısa şortlar, kısa mini etekler böyle kız çocuklarımızla, kız arkadaşlarımızla. Bir arkadaşım vardı, can dostum, burada ismini zikredeyim, Nihat Alper. Buradan selam olsun kendisine. Evet.
Dedi ki biz önümüzdeki yıl 19 Mayıs programına ne yapıp edip katılmayacağız. Çünkü sıkıntıdan çatlayacağız. Terliyoruz, soğuk ter döküyoruz böyle. Ne yapalım, ne edelim? Beden eğitimi öğretmenimizi ziyaret ettik. Dedi ki hocam biz bando takımına girmek istiyoruz. Sizin ya çok ciddi anlamda bir yeteneğiniz olması gerekiyor ya da rapor alıp girmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde okulun bütün öğrencileri o programa, o gösteriye katılmak zorunda. Yani, evet. Sağ olsun Ahmet hocamız bizi malzemen olduğu depoya yönlendirdi. Gittik orada görevliyle konuştuk. Görevli bize borazan gösterdi. Aldık elimize. Biraz zurnaya benziyordu ama değil yani. Farklı bir şey. Tabii Nihat arkadaşım birkaç böyle çaldıktan sonra çok güzel sesler çıkmaya başladı. Bende de demek ki o yetenek yokmuş. Defalarca üfledim, ses çıkmadı. Çıkmayınca dedim ki Nihat sana kolay gelsin. Ben bu işi yapamayacağım dedim. Tekrar Ahmet Hoca'nın yanına gittik, dedik böyle böyle. Olmaz dedi. Madem böyle beraber bu yola baş koydunuz, o zaman senin için de farklı bir çalgı önereceğiz dedi. Tekrar döndük. Aziz dedi, senin çalacağın çalgı işte bu dedi. Büyük davulu gösterdi. Biz büyük davulu aldık. Fahrettin Hocam o günden sonra büyük davulu çalmaya başladık. Tabii okulun arka tarafında 19 Mayıs törenleri başlayınca provalar. Ahmet Hoca sesin gelmiyor davulcu deyince biz davula tokmakla vurmaya başladık. Orada davulu patlattık. Ve ismimiz o günden sonra ticaret meslek sesinde davulcuya çıktı. O günden sonra bizim ismimiz davulcuya çıktı. Benim davul öyküm böyle oldu. Tabii burada ben şunu naçizane söylemek istiyorum. Her insan mutlaka ama mutlaka bir çalgı aleti çalmalı. Bir enstrüman çalacak yani. Evet ve bir meşguliyetinin olması gerekir. Baktığımız bugün de çoğu insanımız özellikle kadınlarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar, ilaç kullanıyorlar. Bunun tek çaresi bir meşguliyetin olmaması. Evet. Zamanlarını kaliteli geçirecek bir alan olmaması. Bu yüzden ben kendilerine şu tavsiyede bulunuyorum. Çocuklarımızı mutlaka enstrüman çalmaya yönlendirelim. Kendimiz de eğer yaşımız müsaitse çalalım, yeteneğimiz varsa çalalım. Bir de meşguliyetimiz olsun. Mutlaka bir uğraş içerisinde Suat Hocam, olalım. Suat Tekin bir de şey ekliyor. Bir tane de şey olacak diyor. Yaptığınız spor olacak diyor. Üç alanda diyor ki evet, bir yani tane işte şeyiniz olsun. Spor da hani bu meşguliyetin içerisinde ben sporu da koyuyorum. Hı hı. Geniş anlamda alıyorum. Siz böyle 83 ticari lisesi deyince aklıma geldi hocam. Ben de herhalde eş zamanlı bitirmişiz. Ben de 84 mezunuyum. Ama şeyden, Samsat'ta tabii ki. Samsat'ta, evet. Ben 85'te de ticari lisesinde daktilo muhasebe kurslarına geldim. Çok güzel. Yani her gün gidip geliyordum böyle. Evet. Orada o zamanın valisi Selahattin Onur valimizin yönlendirmesiyle bir şiir okumuştum. Evet. Onunla ilgili daha doğrusu bir şiir yazmıştım, eline ulaşmış. O da beni çağırtmıştı makama, valiliğe. Beni öğretmen önünde de yer ayırmıştı bana. Orada muhasebe ve daktilo kurslarına gideceksin dedi. Ondan sonra da sağ olsun özelleri de işe başlatmıştı. Çok güzel. Yani tabii dolayısıyla evet. 85'lerde falan ben de ticaret lisesinde kursa geldim. Kim vardı? İsmail Hoca vardı. İsmail diye bir öğretmen vardı daktilo kurslarında. Kasım Yüksel müdürümüz daktilo derslerine girerdi ama sizin belki farklı kurs olduğu için evet. Farklı bir öğretmenle girmiş olabilir. Evet. Hocam, genelde köy yaşantısı sizin biraz daha mı ilginizi çekiyor? Yani böyle öykülerde köy hayatı biraz daha evet. Ağırlık basıyor sanki. Şimdi Fahrettin Hocam, takdir edersiniz ki insanlar yaşadığı coğrafyaya karşı sorumludur. Benim de öğretim hayatım hariç geri kalan kısmı köyde geçti. Evet. Hani Koçhali Dağları'nda hemen hemen her karış toprağında benim bir anım vardır. Haliyle biz öykülerimizi kaleme alırken, kağıda dökerken yaşadığımız coğrafyadan mutlaka izler taşımaya çalıştık. Evet. Çünkü köy çok farklı. Köyde yardımlaşma, köyde selamlaşma, köyde hal hatır sorma çok daha şehirden farklı. Şimdi geçen bir 10 yıl oldu, ben iletişimle ilgili bir kitap okumuştum. Kitabın son sayfasında diyor ki, bugün ilk karşılaştığınız kişiye merhaba deyin. Ben de eski hükümet binasında Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir işim vardı. Asansöre bindim. Asansörde bir bay, bir bayan
binmiş. Dedim ki merhaba arkadaşlar. Bayan çok hafif gülümsedi. Erkek dedi ki nereden tanışıyoruz? Düşünebiliyor musunuz? Yani basit bir merhabanın çok önemli olduğunu farkında değiliz. Biz iletişime kapalıyız biraz. Ben de dedim ki ya asansör bozulabilir. Şimdiden sizinle tanışmak istedim. Bayan biraz daha gülümsedi. Erkek arkasını döndü. Bu şehir kültürü biraz farklı. Evet. Ama köyde bunu çok göremezsiniz. Köyde siz tarladan geçerken kolay gelsin dersiniz, yardım edersiniz, bir işin ucundan tutarsınız. Farklı bir şey. Yalnız şehir de çok farklı. Şimdi şehirlerimizi biz biraz betonlaştırdık. Hacı Bayram Veli diyor ki, şehri inşa edenlerin kalbi taş ise taştan bir şehir inşa ederler. Eğer şehri inşa edenlerin kalbinde sevgi varsa, sevgiden bir şehir inşa ederler. Bu konuda ben Adıyaman'ımızı beğeniyorum, çok şükür. Evet. Geçerken selam verdiğimizde, merhaba dediğimizde en azından tepki göstermiyorlar. Bu bizim için güzel bir şey. Yine Sait Camlıca, eğitimci Sait Camlıca der ki, şehri imar ederken nesli ihya etmezseniz, ihya etmediğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Şehirde de bunlar mutlaka gerekiyor. Bu yüzden biz nacizane şehri yöneten yöneticilerimize şu tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki şehrin nefes alacak alanları olmalı. İnsanların böyle rahatça merhabalaşacağı, rahatça gezebileceği alanlar mutlaka çok fazla olmalı diyoruz. Köyler işte dediğim gibi biraz farklı. Bu yüzden ben daha çok öykülerimde köyü biraz daha ön plana aldım. Çünkü yani benim o coğrafyaya karşı yani, bir sorumluluğum var. Usunuzda hala köy var sanki böyle. Var, var yani, evet. Hala böyle şehre sanki böyle biraz yan gözle bakar gibisiniz. Yani. Evet. Değil mi? Yani sizi okuyan insan öyle anlıyor yani. Evet, şimdi ben şehri de çok seviyorum. Çünkü yatılı okulu ben şehirde okudum. Liseyi şehirde okudum. Üniversiteyi dışarıda okudum. Neticede 30 küsur yıldır Adıyaman'dayım. Adıyaman benim için çok önemli bir yeri var Adıyaman'ın. Evet. Ama köyü de bırakamıyorum. Mutlaka işte gidip geliyorum. Orada küçük de olsa uğraşacağım biraz alan var. En azından gittiğimizde oradaki insanlarla merhabalaşıyoruz. Deşarj oluyoruz. Mutlu evet. oluyoruz. Eski çocukluk anılarımızı görünce daha çok böyle mutlu oluyoruz. Evet. Fehmi Kağan Demir abimiz Ankara'da hastane müdürüdür. Evet. O arada babası emekli imam. Oğlunun yanına gidiyor. İşte otogardan alıyor. İner inmez işte babası başlıyor selam vermeye. Evet. Selam aleyküm, selam aleyküm, selam aleyküm. Babası, Fehmi abi diyor ki ya baba diyor sen ne yapıyorsun diyor. Bütün Ankara'ya selam vereceksin diyor. Çok diyor, güzel. Oğlum diyor ben. Diyor selam vermek diyor benim görevim diyor. Alıp almamak onların sorumluluğu. Onların sorumluluğu. Ben diyor selamı veririm diyor. Çok doğru. Eve kadar selam vereceğiz yani. Diyor. Evet. Anlaşılan. Yok çok doğru. Geçen de ben aynı şeyi yaşadım. Ben de çok selam veren bir insanım. Geçen yürüyorum müdür yardımcımla, yaşlı bir amcaya selam verdim. Dur oğlum dedi, sen kimsin dedi, bana niye selam verdin? Dedim ki ya ben sana Allah'ın selamını verdim. Alıp almamakta dediğiniz, buyurduğunuz gibi serbestsiniz. Hayır dedi, yani ben bugün dedi, selam verdiğiniz saat 11 civarıydı. Sabahtan beri geziyorum dedi, çok kimse selam vermedi, çok üzüldüm dedi. Köyden gelmiş, beklemiş, çok fazla selam vermeyen olmayınca üzülmüş. Allah'tan selam verdik. Müdür yardımcısı bilseydim ben de selam verirdim. Siz de verebilirsiniz. Selam veren bir kişiye rastlamak evet. çok şükür yani. Evet. Yani dijital bir çağda yaşıyoruz. Yani evet. biraz Z kuşağı var şimdi malum. Böyle peki bu çağda hala kitap işlevliğini koruyor mu? Hala kitap yazma gereği duyuyor muyuz? Evet. Fahrettin Hocam şimdi kitap çok farklı bir şey. Şimdi her ne kadar haz ve hızın yoğun olduğu bir dönemde yaşamış olsak da, dijitalleşmenin çok yoğun olduğu bir çağda yaşamış olup, istediğimiz kitaba, istediğimiz kütüphaneye bir tıkla ulaşabiliyor olsak da, kitabın dokusu, kitabın kokusu, kitabın somut olarak böyle elimize almamız, o çok farklı bir anlam ifade ediyor. Sizler bilirsiniz, eskiden kitap ayraçları yoktu. Arasına koyduğumuz karanfiller, güller, evet. çiçekler, mektuplar, peçeteler çok farklı bir anlam taşıyor. Geldiğimiz bu günlerde, yani bu zamanda ben biraz bu konuda yani bilmiyorum, rahatsızım. Z kuşağı dediğimiz gençlik çok kitap okumuyor.
Ben bir proje vesilesiyle Slovenya'ya gitmiştim. Orada daha çok demir yolları ön planda, trenle yolculuk var. Bizde başkent Ljubljana diye bir şehir var, oraya gidiyoruz. Trene bindik. Yol güzergahında okuldan öğrenciler bindi. İnanır mısınız? 5 dakika konuştuktan sonra kendi aralarında açtılar kitaplarını, okumaya başladılar. Ve ben hakikaten yani bizim buradaki gençleri düşününce çok üzüldüm. Onlar da genç, bizimkiler de genç. Şimdi bakıyoruz böyle Finlandiya'ya. Finlandiya'da bir yılda bir kişi 57 tane kitap okuyor. Bu Japonya'da 20 kitap, İngiltere'de 10 kitap, bizim ülkemizde 6 kişiye bir kitap düşüyor. Evet, ve bu çok üzücü. Esas benim bu Kırlangıç Yuvası öykü kitabını yazarken de amaçlarından bir tanesi yaşanmış bu öykülerimi, arşiv niteliğindeki bu öykülerimi Z kuşağıyla buluşturmaktı. Kitap fuarında ben bunu biraz gördüm. Maraş Kitap Fuarı'nda da bunu gördüm. Ben umut varım bu konuda. İnşallah gençlerimiz kitap okuyacaklar ama biz gençlerimize mutlaka örnek olmak zorundayız. Evet. Çünkü Mevlana der ki, siz bırakın çocuklarınızı, kendinizi düzeltin, onlar sonunda size çekeceklerdir. Biz eğer kitap okursak, biz güzel şeyler yaparsak, çocuklarımız da sonunda bize çekeceklerdir. Bu yüzden ben kitap okumayı çok şiddetle öneriyorum. Hocam dikkat ederseniz ben çok dikkatimi çekmiştir. Özellikle sahil bölgelerinde falan böyle gezmeye giderken, tatile giderken hiçbir turistin elinde ben telefon görmedim. Evet. Hemen hemen yok. Hiç yok. Maalesef. Yani herhalde odalarında, evlerinde taşıyorlardır. İşte ihtiyaç duyarlarsa gidip arıyorlardır, bırakıyorlardır. Ama bizde yani denizin ortasında bile elini kaldırmış yani ıslanmasın diye telefonla uğraşma şeyi var, adabı var, evet. Bizde, kültürü var, evet. Bizde. Bu da bizi büyük ölçüde herhalde okuma şeyimizi engelliyor. Yani. Ya bunu biz günlük hayatımızda çok karşılaşıyoruz. Bugün 56 evler kavşağında bir genç neredeyse arabada kalacaktı. Telefona dalmış, telefon kulağında, kendi kendine gülüyor. Az kalsın araba çarpıyordu. Şimdi biz biraz iletişim araçlarını çok fazla kullanmayı da bilmiyoruz. Çok aşırı. Evet. Çok böyle farklı kullanabiliyoruz. Tabii ki kullanacağız. Çünkü o da bir ihtiyaç ama yerli yerinde kullanacağız. Fakat bunun yanında daha çok bence bu işin çözüm noktası okumakla olacaktır. Çünkü bu yıl lise geçiş sınavları sorularına siz bakma imkanı buldunuz bilmiyorum ama evet. Ben nazarına biraz baktım. Bugün de ben Milli Eğitim Müdürlüğümüzü buradan takdir ediyorum. Geziyorum. Okuyorum, geziyorum projesi vardı. Ben de bir binada gözlemci olarak görev aldım. Çok güzel bir projeydi. İnşallah gençlerimiz kazanır. İnşallah. Ki 200 tane ilköğretimden, 200 tane de orta öğretimden İstanbul gezisine gidecekler. Neden çok okumalıyız? Soru içeriğine baktığımızda eğer öğrenci kitap okumamışsa o soruları çözmesi mümkün değildir. Bu matematikte de öyle. Bu fen bilimlerinde de öyle. Hı hı. Bu sözel testlerde de öyle. Artık sorular eskisi gibi bilgiye dayalı değildir. Yoruma dayalı. Çünkü herkes yarışıyor. Büyük yarışın içerisinde. Haliyle bu yarıştan zaferle çıkmak için, tabiri caizse uçağa binmek için ne yapması lazım? Bir adım önde olması lazım. Evet. Bunu da ben okumakla olacağına inanıyorum. Çünkü Victor Hugo şunu söylüyor. Yani diyor ki, okumak diyor, okuma alışkanlığı barutu tutuşturmaya benzer diyor. Eğer siz bir başlarsanız diyor, artık o devam eder. Evet. Bunu bizim çocuklarımız üzerinde alışkanlık haline getirmemiz lazım. Ebeveyn olarak evlerimizde okuma saatlerimiz olmalı. Düzenli bir şekilde kitap okumalıyız bence. Evet, yani nasıl aşılayacağız diye soracaktım, evet. Ama bir anlamda, evet. Cevabını vermiş oldunuz çocuklara. Evet. Rol model olarak bizim ortaya çıkmamız gerekiyor. Bizim önce okumamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla çocuklar otomatikman kendilerinden okuyacaklardır yani. Kesinlikle yani bizim onlara bu şekilde rol model olmamız gerekir. Çünkü kitap en iyi dosttur. Kitap sizi hiçbir geminin götüremeyeceği uzaklara götüren bir şeydir. Kitap okumayan, Fahrettin Hocam böyle ah buyurun at gözüyle önüne bakar. Ama kitap okuyanlara baktığınızda açı çok geniştir. Bu yüzden şiddetle ben bizim, başta olmak üzere ebeveynlerin ve gençlerimizin, çocuklarımızın bu alanda kitap okuma alışkanlığı edinmesini gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben kitap okumayı ve yazmayı şöyle biraz düşünüyorum.
bir bardağı su doldurursunuz. Evet. Okursunuz, doldurursunuz, evet, ve taşar. Taştığı zaman da yazarsınız. Kesinlikle. Yani bu, bravo. Çok güzel. Taşma şeyi yazmanın başlangıcıdır. Bu taşan gençlerimiz ne yapacak? Onlara nasıl bir tavsiyede bulunacaksınız? Şimdi ünlü Rus düşünür şöyle der. Der ki, insanlar fırsatları bekler. Fırsatlar insanları bekler. Ama kazanan hep mazeretler olur. Ben naçizane bu kitabımla ilgili birkaç okulda söyleşi yaparken öğrenciler yanıma geldi. Dediler ki, hocam biz günlük tutuyoruz. Çok sevindim. Evet. Çok kolay bir şey. Ama her öğrencinin yapamayacağı bir şey. Çünkü her gün sizin klasik cümlelerin dışında o günü özetleyen birkaç cümle kurmanız gerekiyor. Gün gelecek, o günlük size çok ciddi bir rehber olacak. Ve ciddi bir kazanım olacak. Diyorlar ki, hocam biz işte yazmak istiyoruz ama, hayır, aması yok. Şimdi niyetiniz varsa bence mazeret uydurmaya gerek yok. Elimize kalemi alıp yazmamız gerekir. Biraz önce buyurduğunuz gibi, şimdi okumakla yazmak iki kardeş gibidir. Ayrılmaz iki parçadır. Eğer okuyorsanız siz mutlaka yazarsınız. Eğer yazıyorsanız çok iyi okumanız lazım ki okuyasınız. Bu yüzden ben okuma ve yazmanın eşdeğer olduğunu, doğru orantılı olduğunu ve mutlaka ayrılmaz iki parça olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın küçük yaşta günlük tutmalarını tavsiye ediyorum. O günlükleri ileride belki onlar için bir anı, defter olacak. Ya da yazmak için bir altyapı yani. Evet, yani bir yani materyal olur. Evet. O zaman bu burada durmayacak. Bu birinci kitabımız. Daha devam edecek. İnşallah böyle yeni kitaplar da gelecek değil mi? Şu anda elimde iki tane çalışma var. Şimdi bu davranışı, bu alışkanlığı edikten sonra zaten sizi yerinde duramazsınız. Evet. Hele hele o kitap okuma zevkini yaşadıktan sonra hiç duramazsınız. Sizin kitabınızı alıp okuyup kitap hakkında geri dönüp yapmışlarsa, siz bunun tadına varmışsanız mümkün değil, yerinizde durmanız hiç mümkün değil. Evet. Şu anda iki tane çalışma var, dediğim gibi üzerinde çalışıyorum. İnşallah umut ederiz, onlar da kitap haline getiririz ve inşallah okurlarımıza buluştururuz. İnşallah. Ben bu arada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi oku emri Fahrettin Bey İslam coğrafyasına hitaben söylenmiş bir kelimedir. 17. yüzyıla kadar dikkat ederseniz İslam coğrafyasında İbni Haldunlar, İbni Hayyamlar, İbni Sinalar, Ömer Hayyamlar çok ciddi anlamda alimler yetişmiştir. Evet. Ama 17. yüzyıldan sonra bakıyoruz ki Orta Doğu'da kan var, göç var, gözyaşı var, savaş var. Çünkü İslam'dan uzaklaşma var. Evet, kitaptan, İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaşma var. Bu çok ciddi bir tehlike. Neden oluyor? İşte biz okumayı, yazmayı bu bölgede bıraktık. İslam coğrafyasında bunlar terk edilince başımıza bu tür olaylar geldi. Biz ne yapıyoruz? Daha farklı alanlara bürünüyoruz ve Batı bu işi çok iyi yapıyor. Batı çocuklarına okumayı aşılıyor. Hindistanlı yazar, büyük bir düşünür var. Horakman diye bir düşünür var, diyor ki mümkün olsaydı da toprağa ekin eker gibi tohum eker gibi kitap ekseydim diyor. Bu geldiğimiz bu çağda bence toprağa ekin eker gibi kitap ekilmiş. Evet. Bir tıklamanın başında siz istediğiniz kitaba ulaşabiliyorsunuz. Ama maalesef biraz okumuyoruz. Heh. Ama inşallah gençlerimiz bizi izliyorlardır, okuyacaklardır inşallah. Biraz şiire kayayım ben. Önce bir şiir evet, okuyayım. Tabii. Bir tane memnuniyetle. Biraz da eski bir şiirim. Onu evet, okuyayım. Siz şiir okuduğunuzu duymuştum. Benim için de güzel olur. Tamam, evet. Ondan sonra sizle devam edeceğiz o zaman. Peki. Yağmur senli hayallere uğurladı beni. Pierre Loti'de sensizliği solarken. Demli çaydan buğular yükseldi yüreğime. Sana dizdiğim mısraları sıralarken. Damla damla eridim yağmurda seni düşünüp. Topkapı surlar gibi viran ve karanlık. Gece rüyalarımda sen, şiirlerimin gizeminde sen, gizli dualarımda sen.
Ellerimi açtım, ellerini bekliyorum avuçlarıma. Bunu ne kadar istiyorum bir bilsen. Nemrut'un renk cümbüşünde olmalıydım şimdi. Ellerin ellerimde gün batımını seyretmeliydim. Burnumda kekik kokusu, gözlerim uzaklarda, avuçlarımda güneşin son sıcaklığı. Yüreğimdeki yangını dindirmeli. Dudağımdaki iki heceli ismini haykırmam. Beni alıp buralardan götürmeli. Çocukluğumdaki rengarenk uçurtmam. Karanlık bastı yüreğime. Dürtükledi durdu beni yalnızlığım. Tenim tenini istedi. Terk ettiler beni avuntularım. Sana yazdığım bütün şiirleri okumak istedi canım. Geceyi umursamadan, karanlığı aldırmadan. Rüzgarın vızıltısı şiirlerime fondu. Tebessümün şafaktaki güneş. Gidişin bana eceldi, sondu. Gidişin bana ölümle eş. Deniz olmayan yerde martı ne arar? Etrafımı yarasalar sardılar. Sarhoş oldular benimle sabaha kadar. Gidiyorum. Gidiyorum, elveda diyorum hayallerime. Sensiz Pierre Loti'de çay keyfim olurmuş. Nemrut Dağı'nda geceye sarılmak da neymiş? Talan ediyorum gönül bağımı, başımı alıp gidiyorum. Kırkı geçmiş gençlik çağımı bir kenara itip gidiyorum. Gidiyorum. Elinize sağlık. Teşekkür çok ederim. Güzel. 2014'te yazdığım bir şiir. 2014'te, yani bayağı evet. Biraz eski bir şiir. Bu şiir aynı zamanda Çukurova Edebiyatlar Derneği'nin düzenlediği bir yarışmada da mansiyon ödülü almıştı. Tebrik ediyorum. Ben biraz çok heyecanlandım güzel bir herhalde. Şiir. Çok, evet. Size de var mı böyle şiir alışkanlığı hocam? Açıkçası lise yıllarında yazıyordum. Daha sonra bilmiyorum yani şimdi öykü biraz daha bana yakın geldi. Ben biraz öyküye yöneldim. Derler ya işte kişinin tarzı çok önemli. Mesela Orhan Gencebay, Orhan Gencebay yapan kendi tarzıdır. Aşık Veysel'i Aşık Veysel yapan kendi tarzıdır. Sizin işte tarzınızın farklı olması. Benim de biraz öykü ama şiir de biraz var. Hatta bir Adıyaman şiirim var. Okuyalım mı? Müsaade ederseniz. Vallahi olur. Sen çok iyi olur. Buyurun. Peki. Dün sabah Karadağ'dan baktım sana. Kök salmışsın bir o yana, bir bu yana. Gürlevik'ten suyun içtim kana kana. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Ulu Cami, Pere, Mor Petrus, Tari kokar. Çok özledim memleketim, hasretin içimi yakar. Her tarafın lale sümbül olmuş, cennet kokar. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Vardım Samsat'a, Safan bin Muatalı gördüm. Tez yanına varıp elim yüzüm sürdüm. Toprağında bereketi, havasında huzuru buldum. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Baktım kahta çayına, cendereden hırçın akar. Karakuş tepesi selam durmuş, ovaya bakar. Eski kale, yeni kale, Arsemiya cana can katar. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Kahtadan çıktım, Kral Samos'un kalesine girdim. Kımıldağı Kürdek'te gezdim, kalmadı derdim. Çok yoruldum cancağızım, Tilo'da bir mola verdim. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Gergerden Sincik'e her tarafı ters lale bürümüş. Narın, cevizin, keven balın, namın almış yürümüş. Dünkü taylar, yavru ceylanlar ne de çabuk büyümüş. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Bezardağı kekik, Çelikhan Ovası tütün kokar. Zervan suyu Hevşeri'ye karışmış, sessizce akar. Başı dumanlı Ulu Baba yükseklerden bakar. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Taş evler yapılmış yükseklerde dizi dizi. Tüm dertlere derman olur dut ile bekmezi. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Göl başında mis kokulu güller açmış bağlarda. Çardak, Kırkbayır, Mende'de kalmış eski çağlarda. Koyun, keçi sürüsü yayılır yüksek yeşil dağlarda. Ne güzelsin Adıyaman, ne şirinsin Adıyaman. Besni su gözünde ikram edildi teneke tava. Fıstığın, cevizin, üzümün tüm dertlere deva. Kızılinde soğuk suyun yaylalarında serin hava. Ne güzelsin
Adıyaman. Ne şirinsin Adıyaman. Evet, yüreğinize sağlık. Hem küçük bir Adıyaman özeti olmuş oldu. Hem de bir gezinti oldu. Gezmiş olduk. Adıyaman'da böyle bir yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yazan insan şiir de yazıyor, öykü de yazıyor, roman da yazıyor. Yazdırıyor, yani, evet. Yani, bir şekilde yazıyor. Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Birkaç dostumuz mesaj da göndermiş. Gözüme ilişen Osmaniye'den Abuzer Güneş, iyi yayınlar. Osmaniye'den selamlar demiş. Bize de Abuzer kardeşime selamlar. Fuarda çok değerli bir dostumuz, abimizle tanışmıştık, yazar abimiz Cuma Karataş. Evet. Kendisi müptelamız oldu, sağ olsun, her hafta bize selam gönderiyor. Evet. Bizden de Cuma abimize selamlar olsun. Onun dışında Sadık Sof da çok değerli bir üstad, çok değerli bir yazar, şair. Bizden de onlara selam olsun. Yanılmıyorsam Kırşehir'de, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane de şiir göndermek isterdim. Hayallerde ne var, neler düşlenir, hayallere bir rehber olmak isterdim. Umutlara bir bir gerçeğe katıp, mest olanlı mesut olmak isterdim. Yürür idim zemheride bahara, tuzak kurar idim bütün ahlara, zulümleri tek tek çekerek dara, gülen yüze meydan olmak isterdim. Gülmek için dudaklarda kıvrılır, sevgi için yüreklerde kavrulur, dostluk için bakışlarda savrulur, sevinç, neşe, kader olmak isterdim. Özgürlüğe nefes olur eserdim, haksızlığa nefes olsam susardım, tutsaklıkta nefes koymaz keserdim, kötülere balyoz olmak isterdim. Sevgide aşardım gül gül kokarak, bülbülü korurdum gülce bakarak, ruhtan ruha şelalece akarak, gönüllere pınar olmak isterdim. Çok diye güzel. Evet. Sadık Softa hocamızın şiiri. Sadık Soğut hocama da buradan teşekkür ediyoruz. Son güzel bir yazmış. Mesaj gözüme ilişen, iyi yayınlar, konunuza selamlar. Hadi. Keçe şiirini okuyabilir misiniz demiş. Zamanımız çok az ama onu da okuyup son cümlelerinizi alayım. Olur mu hocam? Tamam. Ben izleyicilerimi gerçekten kırmak evet, istemiyorum. İstekleri evet, olduğu zaman hiç yok diyemiyorum. Bakışına kurban ceylan gözleri, sazımdın sözüm ol mızrabım keçe, duruşu küheylan, narin pozları, izinden gel gayrı, muhtacım keçe. Senden gayrısını gözüm görmüyor, ismini anmadan dilim durmuyor, sana dokunmaya gücüm ermiyor, dizimden dermanı almışsın keçe. İstemem geçmesin zamanlar sensiz, verem etti beni vakitler cansız, düğün dernek olur gidemem onsuz, sözümden caymadan beklerim keçe. Bir tebessümüne bin ömür değer, sümbül gibi kokan saçınmış meğer, yarından tezi yok gelmezsen eğer, özümden geçerek ölürüm keçe. Sen varsan istemem güneşi ayı, gözlemin imtihan açma arayı, neyleyim serveti pulu parayı, gözümden yaşımı sil artık keçe. Perçemine değmiş seherin yeli, yanağa dokunmuş güllerin alı, ister sevdalı de istersen deli, hazımdan sığamam yenime keçe, mün pır bir atakır züvere keçe. Çok güzel. Dilinize sağlık. Çok keçe güzel. Keçe şiirimiz. Hızlı hızlı evet, okuyunca böyle evet, zamana yetiştirmek adına biraz acele oldu. Yok, çok güzel bir şiir. Dilinize eyvallah. Sağlık. Evet hocam. Evet. Neler söylemek istersiniz son söz olarak? Hocam, size öncelikle Mercan ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizi bu akşam burada konuk ettiniz. Naçizane benim gençlerime tavsiyem şu, bol bol kitap okuyalım. Tabii kitabı da seçerek okuyalım. İnşallah kitaplarla büyüyelim. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinize, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok buraya sağ kadar zahmet ettiniz. Evet değerli dostlar, bu akşam öğretmen ev müdürümüz, eğitimci yazar, çok değerli üstadımız Aziz Özbilgiç'ti. Bundan önümüzdeki hafta başka konularla, başka konuklarla tekrar huzurlarınızda olmak istiyoruz. Hepinize musmutlu, şiir tadında bir akşam diliyorum.